Türkiye'de üretilen Vita marka bitkisel yağda serbest glisidol tespit edildi. Almanya yağın satışını yasaklayarak piyasadan toplattı. Avrupa Birliği'nde gıda güvenliğini sağlayan RASFF, Türkiye'de üretilen bitkisel yağda serbest glisidol tespit etti. Almanya marketlerde bulunan yağların toplanmasına karar verdi. Avrupa Birliği genelinde gıda güvenliğini sağlayan RASFF sisteminde önceki gün yayınlanan bir duyuruda Türkiye'de üretilen bitkisel yağda glisidil yağ asitleri, yani serbest glisidol tespit edildiği beyan edildi. Buna göre Türkiye'de üretilen margarinlerde maksimum 1000 mcg bölü kilogram ppb oranında olması gereken glisidil esterler 1535 mcg bölü kilogram ppb oranında tespit edildi. Ciddi uyarısıyla RASFF sistemine girilen bu gıda güvenliği uyarısı çerçevesinde ürünlerin Almanya'da toplatılmasına karar verildi. Ürünlerle ilgili ayrıca RASFF sistemi çerçevesinde Romanya ve İsveç'te de bir takım önlemlerin alındığı bildirildi. Ürünle ilgili yapılan uyarı çerçevesinde 9 Mayıs 2022 üretim tarihli ve 9 Mayıs 2024 son tüketim tarihli parti numarası 119 olan Vita markalı 1 kilogramlık margarin ürünlerinin toplatılmasına karar verildi. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, EFSA, 2016'da yaptığı bazı yayınlarda yiyecekteki kimyasalları ele almış ve rafine bitkisel yağlar ve işlenmiş besinlerde bulunan iki maddenin halk sağlığı için risk oluşturduğunu duyurmuştu. Vita margarin ürünleri Türkiye'de trans yağ içermez etiketleriyle ve bitkisel susuz yağ ismiyle satılmakta olup Balıkesir'de faaliyet gösteren Kercil Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ firması tarafından üretiliyor. Glisidol, kalıtsal madde DNA'da hasar yapabildiği için kanser oluşturma potansiyeline sahiptir.